Altınlanma zamanı izleyicileri hepinize merhaba. Yeni yıla oldukça klasik bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz. Risk alma iştahının yüksek olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Çünkü piyasalar Amerika'daki faiz artırımlarının sınırlı olacağını ve bunun da 2017'de ya da 2016'da olduğu gibi, hatta 2015'te olduğu gibi gelişen piyasalara para akımını devam ettireceği şeklinde bakıyor. Tabii burada iki tane unsur var. Bir tanesi şu, Amerikan doları eğer Fed'in faiz artırımları böyle sınırlı kalacaksa belki de sınırlı değer kazancı gösterecek. O yüzden de altın fiyatlarının yukarı gittiğini görüyoruz. Ama bir noktadan sonra enflasyonun geleceğini ve Amerika'nın hızlı faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklenti olasılığı giderek artıyor. Çünkü zaman geride kalıyor. Bu kadar uzun zaman düşük faiz ortamında kaldığınızda Greenspan'in söylediği gibi bunun sonuçları oluyor. Şöyle düşünelim. Bir insan sağlığından örnek vereyim. Sürekli düşük tansiyonla yaşarsanız bir noktada vücut, bütün organlar buna alışır. Bir şekilde tansiyonunuzdaki bu düşüklüğün ortadan kaldıracak bir neden ortaya çıktığı andan itibaren düşük tansiyona alışmış vücut en küçük tansiyon yükselişlerine bile çok daha olumsuz tepkiler verir. İşte ekonomilerde de biz bunu göreceğiz. Ama bunu ne zaman göreceğiz sorusu tabii önemli. Çünkü yatırımcılar risk almayı seviyorlar. Risk almayı sevdikleri andan itibaren de bu büyük kazançlar ve kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli büyük oynaklıklar yaşanmış olmasına rağmen hisse senedi kalanların para kazandığını gördük. Ama unutmayalım, bu senede önemli trendler olacak. Bu trendlerden bir tanesi Fed'in hızlı faiz artırımlarına başlaması olacak. Böylelikle 1.20-1.25 aralığındaki euro dolar paritesi dolar lehine gelişmeye başlayacak. İkincisi, altın fiyatlarında önce belki bir geri çekilme göreceğiz. Ardından enflasyonla mücadelede Fed'in faiz artırımlarının yeterli olmadığını görünce faiz arttırımlarına rağmen altının arttığını göreceğiz. Üçüncüsü, Türkiye'de Türk lirasının sınırlı değer kazançları ile birlikte yurt dışında veya yurt içinden kaynaklanan olumsuzluklarla tekrar ciddi faiz arttırımları ihtiyacı dolayısıyla değer kaybettiğini göreceğiz. Geldiğimiz 3.50 seviyesi de enflasyonun yüksek olması dolayısıyla özür dilerim 3.70 seviyesi de enflasyonun yüksek olması dolayısıyla önümüzdeki günlerde yine 4 ve 4 üzerine hareketleri beraberinde getirecek. Esasında 2017 benzeri bir senenin ilk çeyrekte, hatta ilk yarıda olma olasılığı var. Ama unutmayalım, çok önemli riskler var. Trump'ın özellikle Kudüs kararının ardından artık Orta Doğu'da ve bizi ilgilendiği coğrafyada çok önemli olumsuzluklar görebiliriz. Bu da Türk lirasında değer kayıplarına neden olabilir. Bir de bu haftanın ya da bu ayın önemli konularından bir tanesi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri olacak. Bu konuda acaba bir imtiyazlı üyeliğe mi gidiyoruz? Yoksa kısa vadede Sayın Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiren Avrupa Birliği tarafından olumlu mesajlar mı gelecek sorusu önemli. Olumlu mesajların gelmesi bir miktar daha Türk lirasına değer kazandırabilir. Ama gelinecek seviyeler uzun vadede Türk lirası açısından yine de bir değer kaybının kaçınılmaz olduğunu unutturmamalı.